Arkadaşlar herkese merhaba. Evet Harry Potter film serilerini bilmeyeniniz yoktur. Harry Potter film serilerinden bahsedeceğim bu videomda sizlere. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı, Chris Columbus tarafından yönetilen ve Warner Bros Pictures tarafından dağıtılan 2001 yapımı fantezi filmidir. J.K. Rowling'in 1997 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu Steve Kloves tarafından yazılırken yapımcılığı David Hemmings tarafından üstlenildi. Harry Potter film serisinin ilk filmi olan filmde Harry Potter'ın ünlü bir büyücü olduğunu keşfedip öğrenim görmeye başladığı Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulundaki ilk yılı konu edilmektedir. Filmin başrollerinde evet büyücülük okuluna gitmiştir Harry. Filmin başrollerinde Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe, Ron Weasley rolüyle Rupert Grint ve Hermione Granger rolüyle Emma Watson yer almaktadır. Konusuna bakacak olursak e 1981 sonlarında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu profesörleri Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall ile okul çalışanı Robert Hagrid, Harry Potter adlı yetim kalmış bir bebeği geriye kalan son akrabaları olan Dursley ailesinin yanına bırakırlar. 10 yıl sonra Harry kendisini sevmeyen Dursley'lerle birlikte yaşamaya çalışmaktadır. Ailece gittikleri hayvanat bahçesinde istemeden bir kazaya neden olduktan sonra baykuşların getirdiği mektupları almaya başlar. Dursley'ler daha fazla mektup gelmemesi için ıssız bir adaya kaçtıktan sonra Hedrick ortaya çıkar ve Harry de aslında bir büyücü olduğunu ve Dursley'lerin isteğinin aksine Hogwarts'a kabul edildiğini söyler. Büyücü üniforması, asa ve baykuş gibi okul ihtiyaçlarını alması için Diagon yoluna götürdüğü Harry'ye geçmiş hakkında bilgi verir. Harry, kötü niyetli ve çok güçlü bir büyücü olan Lord Wolverton yaptığı ölüm laneti nedeniyle ölen bir büyücü ve bir cadının oğludur. Bu büyüden sağ kurtulan tek kişi olan Harry, büyücü dünyasında sağ kalan çocuk olarak tanınır. Harry daha sonra Hedrick ile birlikte King's Cross tren istasyonuna gider ve Hedwig'e giden trene biner. Trende kısa sürede yakınlaştığı Ron Weasley, anne babası Muggle olan zeki cadı Hermione Granger ve okula vardığında zengin bir büyücü aileye mensup olan ve ilk görüşte tartışma yaşadığı Draco Malfoy ile tanışır. Okula gelen öğrenciler büyük salonda toplanır ve tüm birinci sınıflar seçmen şapka tarafından dört binaya ayrılır. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Seçmen şapka Harry'i önce Draco ile birlikte Slytherin'e yerleşmeyi düşünse de daha sonra Ron ve Hermione ile birlikte Gryffindor'a yerleştirir. Harry ise büyüler öğrenmeye başlar ve geçmişi ve ailesi hakkındaki gerçekleri keşfeder. Draco ile girdiği bir mücadele sonucunda Grabber'ın Sakara öğrencisi Neville e, Longbottom'a ait olan hatırlatıcıyı yakalar ve birinci sınıf öğrencileri için alışılmış bir durum olmamasına rağmen Grabber'ın e, takımını takımına arayıcı olarak kabul edilir. Bir gece arkadaşlarıyla birlikte okulu keşfederken okulun yasaklı bir bölgesinde Fulifi adlı üç başlı dev bir köpeğe rastlar. Ron, Profesör Filbag'ın tılsın dersinde kendisini utandıran Herman'ın kalbini kırar ve kendisini kızlar tuvaletine kitlemesine neden olur. Herman tuvalette bir trollün saldırısına uğrar ancak Harry ve Ron tarafından kurtarılır ve ikiliyle arkadaş olur. Harry, Ron ve Herman daha sonra Finafa'nın sahibine ölümsüzlük veren bir nesne olan felsefe taşını koruduğunu anlar. Harry ikisiz dersi öğretmeni ve Seraphim başkanı Severus Snape'in Voldemort'a bir bedene kavuşturmak için taşa da ekiçilmeye çalıştığından bahseder. Şüphelenir. Hagrid, Fluffle'ın müzik çalındığında uykuya daldığını istemeden üçlüye söyler. Harry, Ron ve Hermione o gece Snape'den önce taş taşı bulmaya karar verirler. Ancak Fluffle'ın uykuda olduğunu görürler. Fluffle'yi geçen ünlü bir üçlü bir dizi koruyucuyla yüzleşir. Bunlar arasında şeytan kapan olarak bilinen ölümcül bir bitkiden kurtulmak, her iyi yaralayan bir oda dolusu saldırgan uçan anahtar arasından doğru anahtarı bulmak ve neredeyse Ron'un ölümüne neden olan insan boyutundaki taşlarla oynanan tehlikeli santajla kazanmak yer alır. Her iyi bu görevleri geçtikten sonra taşı ele geçirmeye çalışanın karanlık sanatlara karşı savunma dersi öğretmeni Profesör Kral olduğunu ve Snape'in aslında kendisini koruduğunu anlar. Kral'ı türbanını çıkarır ve güçsüz durumdaki Velvort'un kendi başının arkasında yaşadığını gösterir. Dover tarafından yapılan bir büyü nedeniyle Harry taşı cebinde bulur. Voldemort taşı almak için Harry'nin anne ve babasını diriltmeyi teklif eder ancak Harry'nin teklifi reddetmesi üzerine Kral saldırıya geçer. Harry cildini yakıp ee, toz haline getirdi Kral'ı öldürür. Daha sonra Velvort'un ruhu Kral'ın küllerinden çıkar ve Harry'nin içinden geçerek bayılmasına neden olur. Harry okulun revirinde uyanır ve yanında Dürrömer görür. Dumbledore taşın yok edildiğini ve Ron ile Herman’nın güvende olduklarını söyler. Ayrıca Harry'nin Kioralı nasıl yenebileceğini açıklar. Anne Seri'yi korumak için öldüğünde onun ölümü Harry'e Voldemort'a karşı te sevgi temelli bir koruma vermiştir. Harry, Ron ve Herman kahramanlıkları nedeniyle bina puanı ile ödüllendirince Graffar ile Sterum birincilik için eşit puanda kalır. Dunbar daha sonra arkadaşlarını durdurmaya çalışan Neville'a 10 puan verir ve e, Go yeterli puana ulaşarak bina kupasını kazanır. Harry Hatworth gerçek bir ev olmasının verdiği mutlulukla yaz tatili için evine döner. Tepkilere bakacak olursak film dünya genelinde 97. Nokta, pardon, 974.8 milyon dolar hasılat elde etti. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim Amerika Birleşik Devletleri'nde Harry Potter and Scorsese son adıyla gösterilmiştir. İngilizce videolara başka bir videomda değineceğim sizler için. Bu videomda sizlere Harry Potter film serisi, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminden bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.